Dostlar merhaba. Bir şiir geldi aklıma. Diyor ki senin adın Gaffar iken, günah örten Settar iken, biz kime gidelim sen var iken, cürmüm ile geldim sana. Günahımla, isyanımla geldim sana. Günahımız ne kadar çok olursa olsun Allah-u Teala'nın rahmeti, mağfireti, hidayeti, affı onlardan daha çok. Ben bugün size o kadar güzel bir kısacık dua ve ibadet söyleyeceğim ki hadis-i şerifte peygamberimiz müjdelemiş bunu. 50 yıllık günahı affolur demiş. Ya sen diyorsun ki Hüseyin hocam benim çok günahım var. Ya senin çok günahından ne olur? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki 50 yıllık günahı olsa, bir adamın 50 yıllık günahı olsa, şu anlatacağım ibadetle meşgul olsa Allah-u Teala bağışlayacak. Resulullah'ın müjdesi var, vaadi var. Muazzam bir sohbet sizi bekliyor. Çok uzatmayacağım. Kısaca anlatacağım. Sizden ricam videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Hemen bir videomuzu beğenelim. Kanala abone değilsek abone olalım. Şimdi bana kulak verin. Can kulağıyla dinleyin inşallah. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki kim akşam namazını kıldıktan sonra 3 rekat farzını kıldık, 2 rekat da sünnetini kıldık. Dikkat! Bak burası çok önemli. Akşam namazının 2 rekat sünnetini kıldıktan sonra hiç konuşmadan, dünya kelamıyla meşgul olmadan, başka bir işle ilgilenmeden sünneti kıldığın Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah dedin, hemen ayağa kalkıp 6 rekat daha namaz kılarsa 2-2-2 şeklinde, ikişer rekat halinde 6 rekat daha namaz kılarsa, ki biz buna evvabin namazı diyoruz kardeşlerim. Bu 6 rekat daha namazı kılarsa diyor, Allah Celle Celalü 50 yıllık günahını affeder. Subhanallah. Müjdeye bakar mısınız? Müjdenin güzelliğine bakar mısınız arkadaşlar? Hemen sünneti kıldık, hiç konuşmuyoruz, ayağa kalkıyoruz. Niyet ettim Allah rızası için evvabin namazı kılmaya diyorsun. Allahu Ekber. Sabah namazının sünnetini kılar gibi ikişer rekat ikişer rekat kılıyorsun namazı. Namaz bittikten sonra da ellerini aç. Peygamber Efendimizin tevbe duası gibi. Estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah. El azim, el kerim, el rahim, ellezî lâ ilâhe illâhu, el hayyel kayyum ve etûbu ileyh. Bu tevbe duasını da yönetmenim ekrana koysun. İnşallah duanızda da bunu okumayı unutmayın inşallah. Ondan sonra ya Rabbi günahlarıma pişmanım, günahlarıma tevbe ediyorum. Senin affına muhtacım. Ya Rabbi peygamberimizin müjdesine güvendim. Senin rızanı kazanmak için bu namazı kıldım ya Rabbi deyin. Ondan sonra içinizden geçtiği gibi dua edin. Değerli kardeşlerim bir şey daha söyleyeceğim. Bakın burası da çok önemli. Toparlıyorum dersimi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki ben günde 100 defa tevbe istiğfar ederim. Bakın bahsettiğimiz kişi Hazreti Peygamber aleyhisselam. Ve diyor ki ben günde 100 defa, bir rivayet 70 defa tevbe istiğfar ederim diyor. Şimdi ben kendimi düşüneyim. Ya ben Hüseyin Duru. Benim peygamberim 100 defa tevbe ettiyse benim kaç yüz defa tevbe etmem lazım? Çok tevbe etmemiz lazım hocam. Dillerimizi tevbeye alıştıralım inşallah. Ben bugün günahlarıma tevbe ettim. Yarın yine tevbe edeyim. Her gün tevbe edeyim. Bir kere tevbe ettik bitti değil. Ve bu namaz, evvabin namazı hocam arkadaşınız olsun. Belki her akşam kılamazsın, müsait olmazsın. Belki akşam namazını iş yerinde falan kılıyorsun hızlı hızlı. Ne yap? Ya hafta tatillerinde kıl. Haftada bir gün kıl. Haftada iki gün kıl. Her gün kılma. Her gün kılsan aliyyül ala olur. Ama ya hocam ben çok vaktim olmuyor böyle. Müsait olamıyorum. Namazlarımı bile zaten zar zor kılıyorum diyenler. İzin günlerimizi denk getirelim. Vardiyalar döndüğünde, müsait olduğunda denk getirin. Ama Allah rızası için evvabin namazının sevabından mahrum kalmayın. Kardeşlerim şuraya çok önemli bir video daha bırakıyorum. İnşallah bunu da izlerseniz çok iyi olur sizin için. Yeni bir sohbette yine görüşürüz inşallah. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Selam ve dua ile.